Arkadaş, herkes hoş geldi. Bugün aslında biraz tatsız, çok baş ağrıtan ama artık kafamızda kuma gömemeyeceğimiz, yüzleşmemiz gereken bir konuyu konuşacağız. Ransom konusu. Bilmiyorum, içinizde daha önce ransom saldırısıyla karşılaşan, bu konuyla yüz yüze gelen var mı? Ama gelmeyenler için hazırlık, gelenler içinse neyi farklı yapabiliriz konusunda ufuk açıcı bir webinar olmasını diliyorum. Önce sıkıcı kısmıyla başlayalım, işin tarihiyle başlayalım. Bu işin atası 1989'da Joseph Pope isimli birisinin oturup yazdığı AIDS Truva adıyla başlıyor. Basitçe bu Truva atı ekrana bir mesaj çıkarıyor ve bilgisayarınızı kullanmaya devam etmek için 189 dolar şirketimize göndermemiz gerekiyor diyor. Şirketin adını da Cyborg olarak yazıyor. O yüzden literatüre hem Cyborg hem de AIDS virüsü olarak geçiyor. Bu kullanıcı bu kişi yakalanıyor. Arkasından yargılanıyor. Fakat yargılama sonucunda zihinsel olarak uygun olmadığı, zihinsel problemleri olduğuna karar veriyor mahkeme ve sağlıkçılar. Hapis yatmıyor ama buradan kazandığı geliri de AIDS araştırmalarına destek olarak bağışlaması konusunda mahkemeyle anlaşıyor ve tabiri caizse yırtıyor. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam Kolombiya Üniversitesi'nde Adam Young ve Moti Young isimli iki hoca bu AIDS zararlısını incelediklerinde şunu fark ediyorlar. Diyorlar ki fikir güzel ama teknik olarak yanlış. Çünkü birazdan neler olduğuna, nasıl çalıştığına hızlıca değineceğimiz tek yönlü, daha doğrusu tek anahtarla şifreleme yapmış diyorlar. Yani zararlı incelediklerinde aslında gelip bilgisayardaki dosyaları şifreleyen anahtarın kodun içinde bir yerlerde geçtiğini, o yüzden de bunun bu uygulamanın zayıf olduğuna karar verip bir tane çift anahtarla şifreleme yaparak bir konsept paylaşıyorlar. Onlar bunu bilim adına yapıyorlar 96 yılında ama maalesef olaylar onların da sanıyorum umduğu gibi gelişmiyor. Bu tekniği alan saldırganlar tekne giderek geliştiriyorlar. Önce GP kod çıkıyor, 660 bit RSA ile. Arkasından bunun ikinci versiyonu geliyor, 1024 bit RSA ile. Sonra işte 2010'da WinLock, 2013'te CryptoLocker, CryptoVault gibi gidiyor. En sonunda 2016'da bu iş FUSOB'la mobil tarafına sıçrıyor. Ve bugün geldiğimiz noktada artık başlı başına bir sektör haline geliyor. Hatta öyle bir sektör haline geliyor ki bu birazdan isimlerinde anacağımız ransom grupları bildiğiniz şirketler gibi çalışır hale geliyorlar. İçlerinde işte finansçıları var, satışçıları var, müşteri hizmetleri departmanı olanlar bile var. Bu biraz önce bahsettiğimiz AIDS virüsü bizim burada konuştuğumuz, şurada ekranda paylaştığımız simetrik şifrelemeyi kullanıyor. Bu yüzden bu Kolombiya Üniversitesi'ndeki hocalar bunu zayıf buluyorlar. Çünkü simetrik şifrelemede hem içeriği şifrelemek için hem de geri çözmek için bir tane key yetiyor. Burada örneğini verdiğimiz üzere. İşte burada test stringini 16 karakter anahtarıyla ISO 28'den geçirdiğinizde böyle bir string elde ediyorsunuz. Eğer şuradaki anahtarı biliyorsanız bu stringi tekrar bundan geçirerek içeriği geri çevirebiliyorsunuz. Simetrik algoritmaları kullanan DES, AES, RC5 gibi algoritmalar var simetrik tekniği kullanan. İşte bu biraz önce bahsettiğimiz hocalar diyorlar ki bu işi asimetrik bir algoritmayla yaparsak AIDS zararlısındaki
zafiyetleri de ortadan kaldırmış oluruz. Böylece kullanıcılar kaynak kodu inceleyerek buldukları anahtarla geri getiremezler verileri diyorlar. Ve bunun konseptini yayınlıyorlar. Burada da bu asimetrik algoritmalarda RSA, elliptik curve gibi piyasada yaygın isimlerle dolaşan algoritmalarda bir private key ve public key çiftliğiyle çalışıyorlar. Siz private key'inizle bir içeriği kriptoladıktan sonra public key ile geri açabiliyorsunuz. Ve saldırganlar burada bu keylerin keyleri içeriği geri açmak için kullanılacak keyi kendilerinde tuttukları için maalesef bugün ransom saldırıları karşısında biraz çaresiz kalıyoruz. Tabii bununla ilgili de bazı istisnalar var. İşte bazı grupların bazı algoritmaları çözüldü. Standart kullandıkları keyler sızdırıldı, edildi. Yani bu yüzden bazı ransom saldırılarında özellikle acemi ekipler tarafından yapılan ransom saldırılarında içeriği geri getirmek mümkün oluyor. Fakat profesyonel ekipler de buna önlem olarak her bir şirket için, yani sızdıkları her bir sistem için, hatta her bir sistemdeki her makine için ayrı keyler kullanarak bunları da çeşitli otomasyon süreçlerine dökerek bunu da kendileri için zafiyet olmaktan çıkarıyorlar. Yani bir yerde sizi onlara ödeme yapmaya mecbur bırakıyorlar. Şimdi ransom konusuyla ilgili birden fazla kaynağın birden fazla yayınladığı rapor var. Çeşitli rakamlar var. Burada birazdan göreceğiniz üzere rakamlar da farklı farklı. Bunun nedeni aslında biraz ilgili araştırma yaptıkları scope'la ilgili. İşte burada BlackFog elde ettiği verilere göre 2020 yılından 2021 yılına ransomware atakları %17 büyümüş. İşte ransomware ile sızdırılan data boyutu %80 artmış. Ransom saldırılarının %80'inde PowerShell kullanılmış. Botnetler üzerinden sızdırılan data da toplam sızdırılan datanın 1/3 diye raporlamış BlackFog. Yine sektör bazında analiz ettiğinde %89'unu saldırıların teknoloji sektörünü hedeflediğine, işte %30'unu sağlık sektörü, daha doğrusu sağlık sektöründekilerin %30'u diyebiliriz buna gibi rakamlara ulaşmışlar. %24 artmış 2021 yılında government'da devlet kurumlarına doğru olan saldırılar %24 artmış. Parakende sektöründe %101 artış olmuş. Yani özetle bu verilere bakarak söyleyebileceğimiz 2020'den 2021'e geçerken ransom grupları çok daha agresif davranmaya başlamışlar. Belli başlı grupların içinde 2020'den 2021'e doğru baktığımızda revil ve varyantları 17.5% daha fazla saldırı yapmışlar. Conti varyantları %16 daha fazla saldırı yapmışlar. Doppelpalmer grubunun aktiviteleri hızlı bir şekilde düşmüş ve Maze, Nephilim gibi bazı gruplar da piyasadan silinmişler. Bunların bir kısmı level yaptırımlarla yakalandıkları için, bir kısmı gruplar dağıldığı için silinmiş. Biraz önceki veriler dışında Socradar'ın verilerine baktığımızda da Socradar da Revil ve Conti'yi 13.1% olarak raporlamış. DarkSide'i %11.5% olarak raporlamış. Burada dikkatinizi çekmek istediğim yer altta %21 gibi bir other kısmı var ki bu da aslına bakarsanız 2021 yılında İrili ufaklı birçok grubun, küçük grubun ransom işine merak sardığı, bunu iş haline getirdiğiyle ilgili bir gösterge. Bu yüzden önemli bir gösterge. Yani önceden neydi? Aktörlerin sayısı azdı ve büyük firmaları hedefliyorlardı. Haliyle biz
çapımıza göre biraz radarın dışında kalıyorduk, skomun dışında kalıyorduk ama şimdi bu grupların sayısı çoğaldı. Grupların hedef aldıkları işletmelerin sektörleri, çapları çoğaldı. Yine son radar raporlarına göre 2021 yılında 40 milyon dolar CNA Financial'dan istenmiş. MediaMarkt'tan 250 milyon dolar istenmiş. Kaseya olayını artık zaten sanıyorum hepimiz biliyoruz. En çok ödeme talep edilen 3 olay bu 3 olaymış. Ama tabii saldırganlar da her zaman isteklerine ulaşamıyorlar. Şu alttaki tabloda da şurada da ne istendi, neye anlaşıldı tablosu var. Yani kaç pazarlığın ne kadar sürdüğü, nereden başladı, nereye geldiği ve ortalama kaç Bitcoin ile konunun kapatıldığı anlaşıldığı tablosu var. Bunu söylerken bile aslında insan kötü hissediyor. Yani bir yerde fidyecilerle anlaşmak zorunda kalıyorsunuz ama bir taraftan da gerçek maalesef bu. Yine 2021 yılındaki ilginç gelişmelerden birisi FBI'ın ransom grupları ile ilgili bilgi belge getirene, bu kişilerin yakalanması ile ilgili yardımcı olanlara önerdiği 10 bin dolar ödül idi. Çeşitli gruplar bu duyurudan sonra yakalandı, yasal yaptırımlara uğradı ama hangileri bu kapsamda, hangileri bu kapsam dışında yakalandı? Maalesef bununla ilgili çok fazla veri elimizde yok. Ransom gruplarının ülkelere göre dağılımına baktığımızda ilginç bir şekilde en çok grubun, en çok aktivitenin İran'da olduğunu, sonrasında Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi gittiğini görüyoruz. Yine bu ransom ataklarında Sokradar'ın raporlarına dayanarak atakların 2017 yılında ortalama 5-6 gün sürerken 2020'de 15 günlere çıktığını, 2021'de ise tekrar 9-10 gün ortalamalarına indiğini görüyoruz. Yani bu buradaki süreler saldırganın sizi keşfe başlamasıyla sistemlerinizin şifrelenmesi ve sizden fidye talep edilmesi arasında geçen süreler. Yani bunu diğer bir deyişle saldırgan son adımı atmadan önce ortalama 2021 yılında ortalama 9,9 gün geçirmiş sistemlerde Sokradar verilerine göre. Yine benim ilginç bulduğum sizlerle paylaşmak istediğim Sophos verileri var. Sophos bunu 5600 IT profesörüyle görüşmüş. Bunlar mid-size organizasyonlarmış ve 31 ülkeye yayılıyormuş. Bu soruları cevaplayan, bu anketin yapıldığı katılımcılar. 2022 yılında, 2021 yılına göre 1 milyon dolar üzeri ödenen, bakın öden talep edilen demiyorum, ödenen fidyelerin toplamında 3 kat bir artış var. Yine 2022'de ödenen fidyelerin %21'lik bir kısmı 10 bin doların altında imiş. Yani burada da işte orta ve küçük ölçekli firmaların da artık hedef alınmaya başlaması ile ilgili bu küçük tutarlar. Ortalama ödeme ise 812.360 dolar olmuş bu araştırmada. En çok ödeme yapan sektör üretim sektörüymüş. 2 milyon dolar ödemek zorunda kalmışlar. En az ödeme yapan sektör sağlık sektörüymüş. 197 bin dolar olmuş bunların ödediği para. Saldırıların %90'ında işletmenin operasyonları durmuş, aksamış. Yani işletme iş yapamaz hale gelmiş. %86'sında ise bu duruşlar nedeniyle işletme zarar etmiş. Demek ki %4'lük kısmında işletmenin operasyonları dursa da bir şekilde bu onlara zararhanesine yazmamış. Bu süreci nasıl yönettiklerine bağlı tabii. Ya da yaptıkları işe bağlı. Saldırı sonrası sistemin tekrar ayağa kaldırılıp güvenilir halde çalışmasını sağlamak için harcanan para ortalama 1,4 milyon dolar olmuş. Bu rakamın içinde ödenen fidye de
dahil tabii ki. Saldırı öncesi duruma dönmek ortalama bir ay sürmüş. Yani 1.4 milyon dolar harcamışlar ama bu da ortalama bir aylık bir efora neden olmuş. %72'lik kısmı güvenlik yaklaşımlarının ransomware için yeterli olmadığını saptamışlar. Biraz önceki veriyle bu örtüşüyor çünkü bakın %88'i bu firmaların. Aslında bizim yeterli siber güvenlik bütçemiz vardı ve almak istediğimiz her şeyi aldık demişler. Buna rağmen bu başımıza geldi demişler. Yine aynı şekilde bizim belirlediğimiz, öngördüğümüz ihtiyaç kadar IT çalışanımız, security çalışanımız var. Bu konuda da bir sıkıntımız yok demişler. Ama buna rağmen bu saldırılara maruz kalmışlar. Ve talepleri %98'lik kısmında saldırganlara öyle ya da böyle ama pazarlıkla az miktarda ama çok miktarda ödeme yapılmış. Yani vakaların %98 kısmında saldırganlar harcadıkları reform karşılığında ödeme almışlar. Bu korkutucu. Yine aylara göre 2020, 2021 ve 2022'de aylara göre saldırıların dağıtımını görüyoruz Black Fog raporlarında. Burada da trendin yukarı doğru olduğunu ilk bakışta görmek mümkün. Her bir yıl bir önceki yılın benzer ayına göre saldırılar ya aynı seviyede kalmış ya artmış. Yine hangi ülkelerde ransom saldırıları çok olmuş, hangi ülkelere saldırmış saldırganlar onları da burada görüyoruz. Tek tek saymaya gerek yok ama Amerika başı çekiyor %45 ile. İngiltere %11 olmuş. Hangi varyantın çok çalıştığıyla ilgili ya ikinci yan taraftaki grafikte Continent 2022 yılında oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Evet, bu girişi yaptıktan sonra bugün inceleyeceğimiz vakanın detaylarını DFR Reports'ta siz de bulabilirsiniz. İnceleyeceğimiz vakada Exchange Server'ın bir zafiyeti kullanılıyor. Exchange Server'ın Proxy Shell zafiyeti kullanılıyor. Aslına bakarsanız bu Proxy Shell zafiyeti dediğimiz zafiyet 3 ayrı CVE'in bir arada kullanılmasıyla oluşuyor ama 3'ü bir arada kullanılan haline Proxy Shell dendi ve literatürde öyle kaldı. İlgili zafiyetin istismarı için ilk CVE Access Control Bypass'ı kullanıyor. Bu sayede saldırgan herhangi bir engelle karşılaşmadan sistemde sistem user haklarıyla konu çalıştırabilir hale getiriyor. Bu arada söylemeyi unuttum, burada bir parantez açayım. Bu incelediğimiz vakayı seçmemin nedeni bence özel kılan şey, birazdan göreceksiniz, saldırganlar hemen hemen hiçbir aşamada böyle Cobalt Strike ve benzeri bir framework kullanmadan tırnak içinde legal diyebileceğimiz araçlarla ilerliyorlar ve sonuca ulaşıyorlar. Tabii o kısımlarda paylaşacağız. Arada yine ya acaba bu nedir ki dedirtecek araçlar var ama yani burada alışık olduğumuzun dışında bir durum var. O yüzden bu vakayı birlikte inceleyelim istedim. Saldırgan ilk olarak yukarıda kullandığımız Bypass CVE 2021-34-473 ile geliyor sistemde çeşitli denemeler yapıyor ve buradan bazı CNNet'leri çalıştırmaya çalışıyor. Bunların da başarılı olduğunu görüyor. Bakın burada gönderdiği post request'lerine 200 alıyor. Loglarda görebildiklerimiz bu kadar. Şurada solda gördüğümüz Exchange Server'ın bazı araçlarını kullanıyor ve sonunda New Mailbox Export Request aracını kullanabileceğinin keşfini yapıyor.
Arkasından da New Management Role Assignment aracını keşfediyor. Bu araç saldırgan için şu yüzden önemli. Saldırgan bu aracı uzaktan çalıştırabildiğinde herhangi bir posta kutusunu ASPX uzantısıyla sizin belirlediğiniz bir dizine çıkarıyor. Yani bunu şöyle düşünün. Herhangi bir klasörü, kullanıcının posta kutusu klasörünü ASPX uzantısıyla bir yere çıkarıyor ve siz bu ASPX ise webten erişebiliyorsunuz. Kullanıcı saldırgan da tam olarak bunu yaparak içeriye iç yerini atıyor. İlk gün, bu arada bu saldırganın bu sistemde geçirdiği gün 3 gün arkadaşlar. İlk gün bu zafiyeti kullanarak 2 tane ASPX dosyası oluşturuyor ve bunların üzerine şu solda gördüğümüz script'i yazarak ilk shell'ini alıyor. İlk shell kodu burada, webten çağırdığınızda da karşınıza çıkan ekran bu. Hatta bu dosyalara gidip baktığımızda Outlook email folder olarak görüyoruz. Sonrasında bir sonraki aşamada bu web shell'i kullanarak ipconfig, hostname, bunları özellikle isimlerini söylüyorum ki hani bir yerlerde, loglarda bu neleri gördüğümüzde şüphelenmemiz gerektiğiyle ilgili kafamızda yer etsin diye. Hostname, NS Lookup, System Info, NL Test, MVStat, ARP, Net User, Query User gibi araçlarla ilk gün sistemde bir discovery yapıyor user. Çok da görmüyor sistemi. Sadece network aktivitelerine ne kadar izin olduğunu görmek için The Moscow Times'ı bir pingliyor. Bir de arkasından 8888 yani Google'ın DNS sunucularına gidip The Moscow Times'ı DNS ismini çözebiliyor muyum diye bakıyor ki bu sonraki aşamalarda bu bilgi ona lazım olacak. Shell'ini vesaire atarken, kullanırken. İlk gün bunları yapıyor. Üçüncü günle geldiğimizde yine değineceğiz ama üçüncü gün bakın ikinci bir shell daha içeri atıp orada da PowerShell ile önce şu yukarıdaki komutları bir işletiyor. Arkasından default account'u aktif hale getiriyor ve default account'a bir password atıyor. Sonra da bu default account'u remote desktop users grubuna atıyor. Son olarak da PLinkExe'yi şu yukarıdaki shell'le sisteme drop edip PLinkExe ile kendi sunucusuna doğru bir tünel açıyor. Ondan sonra zaten sizin de tahmin edeceğiniz üzere işleri oldukça kolaylaşıyor. Bakın ilk gün attığı shell'le iki tane shell atmış ama bunların arasında bir fark yok. İlk gün attığı shell'le Discovery CMD-Exe'yi yapıyor. Üçüncü gün operasyona başlayacağı gün geldiğinde herhalde CMD-Exe'yle kendini yeterince konforlu hissetmemiş olacak ki PowerShell'i aynı script'in PowerShell'le çalışanını atıp onu kullanmaya başlıyor. bu şekilde biraz daha içeride kendine konfor kazanmış oluyor. Sonrasında çalışmaya başlıyor üçüncü gün arkadaşlar. Önce program data, Microsoft Windows runtime ve DLLhost diye iki tane dizin oluşturuyor. Arkasından yine biraz önce bahsettiğimiz Shell ile sisteme indirdiği üç tane dosyayı bu dizinlere taşıyor. Windows altında DLLhost ve runtime dizinlerine taşıyor. Bir de üçüncü dosyası var. cache task.bat diye önce schedule task'larda gidiyor. Böyle bir task varsa bunu sonlandırıyor, siliyor ve arkasından tekrar aynı task'ı kendi XML ile oluşturuyor. Bakınız burada bu task oluşturduğu XML burada yanda ve sonra da bu task'ı çalıştırıyor. Arkasından da herhangi bir araç bunu bulmasın diye XML'e artık ihtiyacı olmadığı için bu XML'i buradan siliyor. Peki bu
zamanlanmış görev, scheduled job ne yapıyor? Cache.bat dosyasını çağırıyor. Peki bu dosya ne yapıyor? Bu da biraz önce şu yukarıda DLL host dizinin altına kopyaladığı DLL host exe'yi çağırıyor. Bir sonra analizini görüyorsunuz ki aslına bakarsanız DLL host exe aslında inceleme tarihinde virüs totalde 68 kaynağın 25'inde zararlı diye dönmüş. Yani reputasyonu yüksek bir hash'i var bu dosyanın. İlk başta bir parantez açmıştım. Hani neredeyse operasyonun tamamını legal araçlar kullanarak yapıyor. Herhangi bir framework vesaire kullanmıyor demiştim. İşte o neredeyse dediğim kısmı bu DLL host exe. Sistemde doğru konfigür edilmiş bir endpoint aracı olsaydı buraya kadar olan yapılmış download aktivitelerini, yani o shell ile drop ettiği dosyaları yakalayabilirdi. DLL host exe'nin yüksek reputasyonunu görebilirdi. Virüs totalle entegre çalışan bir araç olsaydı. Sonrasında birazdan göreceğiz, bu kullanıcı makinede, saldırgan makinede bir tane de port açıyor, kendine shell alıyor. Bu aktivitelerden birine doğru kurallar yazılmış bir endpoint ürünü yakalayabilirdi. Ama tahmin edeceğiniz üzere buradaki senaryoda bu yok. Ve saldırgan yoluna, işine devam edebiliyor. Burada tabii hani doğru konfigür edilmiş ürün vesaire ayrı bir webinarın konusu. Orası bambaşka bir dünya. Sonrasında saldırgan sistemde iki şey yapıyor. Önce localhost'ta kendine encryption ve compression özellikleriyle bir tane proxy çalıştırıyor. Bu biraz önceki DLLhost exe gidip Windows runtime altına koyduğu runtime broker dosyasını çalıştırıyor. Bu runtime broker dosyasının da sistemde bir tane config dosyası var. O da bu dosyaya göre çalışıyor ve 10.151 portta kendine bir tane proxy açıyor. Arkasından durmuyor bakın. Arkasından gidiyor sisteme. Yine shell ile pending exe'yi indiriyor. Daha sonra da pending exe ile artık bundan sonra shell ile uğraşmasına gerek kalmayı versin diye makinenin üzerinde shell'i çalıştırdığı makinenin 3389 portuna, yani RDP portuna gelebileceği bir tünel açıyor. Burada şuraya dikkatinizi çekmek çok istiyorum. Çünkü yine loglara bakarken ederken şurada bir kullanıcı adı yazsa, size kullanıcı adını çağrıştıran bir string yazsa aslında bakarsanız belki dikkatinizi çekecek. Nerelerde uyanık olmak gerekiyor diye bunu buraya özellikle koydum. Bakın buraya kendi sisteminin kullanıcı adını forward olarak koymuş. Password'ü de öyle çok dikkat çekmeyecek bir password koymuş. Yani siz logların bir yerinde şunu görseniz büyük ihtimalle herhalde bu bir trafik logu falan deyip hızlıca baktığınız bir logun içinde dikkatinizi çekmeyecek. Ama buraya gidip de hacker bilmem ne ya da kendi adına herhangi bir isim vesaire yazıyor olsa dikkatimizi çekecek. Bu detaylara kadar dikkat ediyorlar diye bunu özellikle burada sizlere belirtmek istedim. Bu arada peeling exe'ye gelelim. Yani peeling exe aslında bakarsanız evet saldırganların da çok sık kullandığı bir tool ama siz aksini söyleyene kadar hiçbir endpoint ürünü de itiraz etmeyecektir. Çünkü kitaba göre baktığınızda legit bir tool kendisi. Yine biraz önce en başta söylediğimiz konuya geliyor. Buraya kadar hala hiç dikkat çekmeyecek araçlarla geldi ve sonunda tünelini aldı arkadaş. Biraz önce bahsettiğim gibi artık üçüncü gün, ilk başta bir kısmını birinci gün, bir kısmını üçüncü gün yapıyor demiştim. Bunu üçüncü gün yapıyor bu kısmı. PowerShell'le önce default account'u, bu Windows sistemlerde varsayılan gelen account'lardan biri olan default account'u
password'unu değiştiriyor. Arkasından daha doğrusu account'a password veriyor. Account'u aktif hale getiriyor. Gidiyor RDP users grubuna, lokal RDP users grubuna ekliyor. Sonra lokal administrator grubuna ekliyor. Bundan sonra da artık neye hazır hale geliyor? Kendi tüneli üzerinden o makineye RDP de yapabilir hale geliyor. RDP yapmak için biraz daha account'a vesaire ihtiyacı var. Daha doğrusu sistemi ilerlemek için account'lara ihtiyacı var. Bunun için de bakın yine burada ekstra bir ürün kullanmıyor. Task Manager Exe ile Elsas'ın dump'ını alıp bunu zipliyor ve lokalime çekiyor. Olayın akışında arkadaşlar şuradaki Elsas'ı alması sabah 10.30 gibi. Sonrasında bu Elsas'tan bulduğu credential'larla aktif direktörü makinesine yürümesi akşam 5.30 gibi. Yani 7-8 saat sonra gelip Elsas'tan elde ettiği credential'larla sistemde ilerlemeye başlıyor. Bu arada Elsas'ı alırken sistemde bir tane de port scanner çalıştırıp nerede hangi servis çalışıyor içeride keşif yapmaya başlıyor. Günün sonunda içeride RDP ile bağlanabileceği sistemler buluyor ve bunların hepsine biraz sonra sizlere göstereceğim makinaları şifrelemek için gereken araçlarını koyup ilerlemeye başlıyor içeride. Unutmayın credential'ları biraz önceki Elsas Dump'dan aldı içeride ilerlemek için ihtiyaç duyduğu credential'ları. Ne yapıyor? Bir kere artık tüneli var. İçeriye RDP yapabiliyor. RDP ile gidebileceği makinaları buldu. Burada ikiye ayırıyor çalışma şeklini. Server tarafında server dosyalarına bir tane setup bug dosyası atıyor. Birazdan detayını göreceğiz. Bu setup bug ile Explorer Exe'yi kullanarak setup bug'ı çalıştırıyor ve o tarafta farklı bir şifreleme mantığı kullanıyor. Workstation tarafında da yine serbestçe piyasada bulabileceğimiz Decrypt Exe'yi alıyor. Decrypt Exe ile makinaları şifreliyor, workstation'ları şifreliyor. Sunucu tarafına koyduğu o bug dosyası şurada gördüğümüz işleri yapıyor. İlk iş event log'u durduruyor. Bir yere bir şey yazmasın ki herhangi bir security tool'u varsa ya da bir yerde loglar merkezi izleniyorsa bunları görmesinler diye aslında durduruyor. Burada şu riski de alıyor saldırgan. Event log'un stop edilmesi de aslına bakarsanız SOC tarafında ya da security araçları tarafında bir alarm. Ama diğer türlü birazdan 30 tane alarm çıkacağını siz görüyorsunuz aşağıda. Bir tane alarm gözden kaçar mantığıyla bir tanesini yapıyor. Arkasından makinede terminal servise kendisi rahatça, RDP'ye kendisi rahatça bağlanabilsin diye ihtiyaç duyduğu ayarları tek tek yapıyor. Firewall üzerinde 3389'u error eden kuralı da ekliyor. Sonra da RDP servisini çalıştırıyor. Sonrasında yine gidip makinede BitLocker için kullanacağı parametreleri vesaireleri onunla ilgili ayarları register üzerinde yapıp BitLocker'ı başlatıyor ve işi bittiğinde şurada makinayı reboot ediyor. Arkasından da setup bot'ı sistemden siliyor geride iz bırakmamak için. Günün sonunda peki ne oluyor? Günün sonunda siz sistem mühendisi olarak sunucularla ilgili bir problem olduğunu fark ediyorsunuz. Sunucuya geldiğinizde sunucu sistemlerde şu ekranı görüyorsunuz. Workstation'larda farklı bir araç kullanmıştı. Workstation'larda da şunu görüyorsunuz. Tabii ne oldu diye sisteme girip baktığınızda geride sağlam bulduğunuz, okunabilir bulduğunuz tek dosya bu. Bunda da nazikçe sizden
artık fidye talep ediyorlar ve kendilerine nasıl ulaşacağınız, kendilerinden anahtarları nasıl alacağınızla ilgili detaylara ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini paylaşıyorlar. Sonrası artık sizde. Farkındayım, aslında süremiz 1 saatti. Galiba biraz hızlı gittim. Geçen sefer uzattık diye bu sefer hızlı gittim ama bugün de erken bitirmiş olduk. Soru var mı diye bakayım ben. Örnekte kurumda herhangi bir endpoint ve EDR tool'u buluyor muydu? Kullanılan hareketler için herhangi bir alert almamak mümkün değil. Arkadaşlar şöyle, out of box bir EDR tool'um burada, yani bu ürüne göre değişir ama yani açıkçası orada biraz önce gördüğümüz o reputasyonu yüksek DLL-Exe dışında bir EDR tool'unun itiraz edeceği bir durum yok. Yani burada aslında konu buraya geliyor. Bu firmada da EDR tool'u vardı diyelim. Ama hep söylediğimiz yere geliyor arkadaşlar. Ürünü alıp koymak bize bir şey katmıyor. Bizi bir yere getirmiyor. Bakın şurada o slaytı bulabilirsem. Şu orada çok güzel bir slayt. Bakın adamlar burada diyor ki bizim diyor bütçemizde bir sorun yoktu. Biz istediğimiz ürünü aldık koyduk. Biz istediğimiz insan kaynağını da sağladık. Yani kurum bu konuda bize engel çıkarmadı diyor. Ama bu bizim başımıza geldi. Bu neyle ilgili? Bu aslında tam olarak yani ürün alınca iş bitti sanılmasıyla ilgili. Aslında orada başlıyor arkadaşlar süreç. Bitlocker'ı çalıştırırken kullandığı anahtarı bu analizde bulma şansı olabilir mi? Evet arkadaşlar, bazı acemi grupların kullandığı anahtarları bulma şansınız oluyor. Yine bazı acemi gruplar, daha doğrusu kendi developer ekibi olmayan gruplar GitHub'tan, oradan buradan, çeşitli underground forumlardan piyasada zaten public olmuş ransom kodlarını alıp bunları kullandıkları için bunlarla şifrelenmiş verileri geri almak mümkün olabiliyor. Ama bu konuda her zaman şanslı olamayabilirsiniz. Aslında bakarsanız size kimin saldırdığı burada çok önemli. Hangi grupla karşı karşıya olduğunuz çok önemli. Bu tip durumlarda zaten benim önerim bizlerle hızlıca temasa geçmeniz. İnşallah kimsenin başına gelmez. Atak yapan kişilerle pazarlık yapılıyor. Yani bir iletişim kuruluyor ama nasıl yakalanmıyorlar? Arkadaşlar aslına bakarsanız herkesin bildiği anonimleşme tekniklerini kullanıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Tor üzerinden mesela haberleşiyorlar. Hatta Tor'un önüne birkaç tane proxy koyuyor vesaire. Aslına bakarsanız yakalanmıyorlar demeyelim de yakalanması çok zor hale geliyorlar. Yani iyi saklanıyor bu adamlar ve gerçekten profesyoneller. Bunların izi sürüldüğünde çoğu zaman aslında konuyla alakasız bir yerlere gidiyorsunuz. Yani takdir edersiniz ki şu kadar organizasyonu yapan. Yani bakın bu adamlar şöyle çalışıyorlar. Hani sizin sisteminizle geçirdikleri süre boyunca sizin datalarınızı, finansınızı, şununuzu, bunuzu inceleyip kendilerine ne kadar para ödeyebileceğinizle ilgili. Yani sizinle masaya oturduklarında size şunu söylüyor bu adamlar. Kardeşim sen geçen sene şu kadar satış yapmışsın. Senin ortalama ürünün karlılığı şu. Sen geçen sene bu kadar kar ettin. Benim istediğim bunun çok küçük bir kısmı diyor adam size zaten. Yani sizi sizden iyi tanıyarak pazarlığa oturduğu için orada çok şansınız olmuyor. Yalan söyleme şansınız yok çünkü datanız adamın elinde. Nereye geleceğim? Bu kadar profesyonel çalışan adamlar anonimlik konusunda da gerekeni yapıyorlar. Ha, burada şu soru tartışmalı açıkçası. Hani governmentlar bunları kovalasa bulabilir mi? Evet bulabilir ama hangi biriyle uğraşacaklar? Çünkü vaka çok fazla, olay çok fazla. Takdir edersiniz ki orada da bunların peşine düşmek için de bir maliyet var, bir efor gerekiyor.
Yani orada yetersiz kalınıyor diyelim biz bunun adına. Peki bu firma SOC hizmeti alsaydı saldırı tespit edilebilir miydi? Arkadaşlar SOC hizmetinin kapsamına bağlı ama genel olarak edilebilirdi diye bilirim. Yani çünkü burada bir altı doldurulmuş bir SOC hizmetinde, doğru logla beslenmiş bir SOC hizmetinde analistin görebileceği birden fazla durum var. Sisteme shell yazılması, işte ne bileyim hani bakın orada uygulama dizinde bir shell konuluyor. Orada siz doğru integrity monitoring yapıyorsanız, yani aslına bakarsanız SOC sisteminizi doğru loglarla besliyorsanız integrity monitoring tool'u web uygulama dizinde yazılan bir dosyayı fark ederdi. Ha, bu false pozitif mi değil mi diye en azından analist incelerdi bu durumu. Ya da işte sonrasında saldırganın aslında o makinede pek de olmaması gereken o makineye indirdiği tool'lar var. P-Link var. Onun dışında işte kendi zararlıları var. Ya yani bir saniye bu egzeler ne diyebilirdi analist. Orada özetle aldığınız SOC hizmetinin kalitesine ve analistin yeteneklerine bağlı olmakla birlikte evet %80 üzeri bir olasılıkla durum fark edilebilirdi. Daha birinci gün bu durumun önüne geçilebilirdi diyebiliriz. Yine kendi SOC tecrübelerimizden yola çıkarak söyleyebilirim ki haftada en az birkaç tane daha o giriş aşamasında bu tip durumları yakalıyoruz, fark ediyoruz arkadaşlar. Dosyaların şifreleme işleminin başladığı fark edildiğinde nasıl bir aksiyon alınmalıdır demiş Yusuf Hocam. Yusuf Hocam aslında yapabileceğiniz çok bir şey yok. Çünkü burada saldırganın kullandığı teknik önemli. Her zararlı farklı şekilde çalışıyor. Mesela saldırgan fark edilmemek için in-memory çalışma yolunu seçtiyse makinenin fişini çekerek şansınızı deneyebilirsiniz. Ama bazı durumlarda saldırgan ilk olarak sistem dosyalarını hedefliyor ve siz makineyi kapattığınız anda zaten o makineye bir daha erişemiyorsunuz. Geri açtığınızda ve kaldığı yerden şifrelemeye devam ediyor. Burada şunun da bilgisini vereyim. Bütün ekiplerin kullandığı şifreleme araçlarının hızları farklı farklı. Orada biraz da size saldıran ekibin hangi hızla şifreleme yaptığı bilgisi önemli. Kimin saldırdığı önemli. Evet burada çok nadiren de olsa makinenin fişini çekerek kurtarılabilmiş veri tabanları şunlar bunlar var. Ama bunların mümkün olmadığı durumların sayısı çok fazla. Bazı antivirüsler PowerShell metriklerini engelleyebiliyor. Buna güvenebilir miyiz? Hocam burada şöyle pratiği düşünmek gerekiyor. Bakınız kullandığınız antivirüsün yeteneklerine bağlı ama şurada kullanılan PowerShell'lerin içinde sizin günlük hayatta kullandıklarınız var. Özellikle bir sistem mühendisinin günlük hayatta kullandığı tool'lar var. Hani sizin burayı nasıl yönettiğiniz önemli. Yani siz gidip de ya bu bana her net user kullandığımda oradan bir alarm çıkarmasın dediyseniz ve onu disable ettiyseniz ürünün böyle bir yeteneği olmasına rağmen maalesef kaçırabilirsiniz. Semih Hocam ben yaptım kriptodan kurtulduk bizzat yaşadık demiş. Hocam yaptım dediğiniz kısmı da yazarsanız onu da paylaşalım arkadaşlar tecrübe olsun. Şeyi mi yakaladınız? Sunucuları kapattınız ve kurtuldunuz. Hiç mi şifreleyemediler yoksa bir kısmını mı şifrelediler hocam? Ben size okuyayım arkadaşlar. Sunucuları kapattık saldırı esnasında diyor Semih Bey. Ve kriptodan kurtardık diyor. Evet yani biraz önce söylediğim gibi mümkün arkadaşlar. Ama şanslı bir azınlığın içinde olmanız gerekiyor. Evet Semih Bey'in senaryosunda fark ettiklerinde henüz gereksiz dosyalar şifrelenmişti diyor. Onları erken fark edip sunucunun fişini çekmişler ve durumu kurtarmışlar. NDR veya NIDS bayrak kaldırır mı? Valla arkadaşlar NIDS olarak ne kullandığınıza bağlı burada ama
Bence kurallarınız doğruysa, yani siz 3.389 trafiğine ya da sıra dışı portlarla ilgili doğru kurallar yazdıysanız aslında yakalama şansınız var. Ama bakın şurada şeye bakalım, bu arkadaşın açtığı şeye bakalım. Dışarıdan 1.251 portu dinliyor bu arkadaş. Burada şunu yakalayabilirsiniz en fazla. Dışarıya doğru NID'sinizde dışarıya doğru giden 22 trafiğine, dışarıya doğru giden SSH trafiğine adresleyen bir kuralınız varsa, bunu alarma çeviriyorsanız ve bu alarmları da gerçekten inceliyorsanız, evet şu aşamada şu connection kurulduğu anda NID'siniz size alarm çıkarır ve siz bunu yakalardınız hocam. Bunun dışında buradaki aktivitede sanmıyorum. Yani başka network aktivitesi ne var? Orada Moscow Times'a giden pingler var. Domain.com'da bitiyor. Büyük ihtimalle bununla ilgili de bir alarm almayacaktınız. Özetle port 1251 ve port 22 aktivitelerini gördüğünüzde, o da NIDS'e trafiği nereden verdiğinize bağlı olarak değişiyor. Şansınız iyi gittiyse, NIDS'in mirror konfigürasyonu doğruysa, trafiği doğru yerden alıyorsanız ve kurallarınız biraz paranoyaksa, dışarı giden 22 trafiklerini adresliyorsanız evet kurtarırdınız. Burada şunu da söylemek gerekiyor. Her kuruluşun dinamikleri ayrı arkadaşlar. Bazı kurumlarda gerçekten dışarıya doğru 22 trafiği hiç yok. Bununla ilgili rahat rahat alarm yazabiliyorsunuz. Ama bazılarında bütün gün bu aktiviteler var. Orada en fazla gidip bu aktiviteleri yapan kaynak IP'ler bazında kurallarınızı gevşetip sıkılaştırabiliyorsunuz, ama bir göz aşinalığı varsa bir işletmede dışarıya doğru giden 22 trafiklerine, evet onca işin arasında o 22'yi görünce irkilmeyebilirsiniz. Rudi Hocam, behavioral dediğiniz, evet, NIDS özetle dediğim şekilde soru senmiş Rudi Hocam. Parmak kaldırabilir, bayrak kaldırabilir orada. Peki arkadaşlar, ben bakayım başka soru kaçırdım mı? Evet, dosyaların şifreleme işleminin başladığı fark edildiğinde nasıl bir aksiyon alınmalıdır? Yusuf Hocam, herhalde aslında parça parça cevabı verdik, ama yani o ilk gördüğünüz anda neyle karşı karşıya, hangi grupla, hangi zararla karşı karşıya olduğunuzu biliyorsanız, işte Semih Hocam'ın vakasındaki gibi fişi çekerek kurtarabilirsiniz. Ama işte bazı durumlarda kurtaramayabilirsiniz de. Yani saldırgan bunu senaryosunun içine koyduysa, makine reboot olduğunda tekrar bir görev çalışacaksa ve siz artık makineye login olamayacaksanız, maalesef yapabileceğiniz bir şey yok. İşte diskin ışıklarından işlemin bitip bitmediğini bekliyor oluruz maalesef. Bu arada arkadaşlar, en başta bir slide paylaşmıştım. Tuğçe'nin chat'e de yazdı. Hani BGA'nın konuyla ilgili bir çalışması var. Çünkü bu yıl ikinci yarıda ransom ataklarının çok artacağı ile ilgili öngörülerimiz, beklentilerimiz var. Bu anlamda BGA'nın ücretsiz tarama hizmeti konusunda bence zaman ayırıp en azından arkadaşları arayıp bir konuşun. Yani ne sunuyorlar, neyi yapacaklar vesaire. Bence değerlendirin derim. Israrla ve ısrarla biraz önceki slaytı aklınızdan çıkarmayın isterim. Bakın, paramız vardı, istediğimiz ürünü aldık, istediğimiz insan kaynağını aldık, ama bizim mevcut senaryolarımız da bu durum gözden kaçtı ve biz bu saldırıdan etkilendik diyorlar. Burada şuraya geliyor. Aslına bakarsanız baştan başa bütün prosedürlerinizi gözden geçirmek. Rudi Hocam biraz önce sorduğu gibi, işte NID'siniz varsa bununla ilgili kurallarınızı tekrar gözden geçirmek. Çünkü biliyorum ki varsa da ürününüz, birçoğunuz ya ürünü aldığınız günkü feedler duruyor ya da sadece üreticinin size sağladığı feedlerle ürünü çalıştırıyorsunuz. Kendi senaryolarınıza ait, kendi durumunuza, kendi özelinize ait kuralların bir şekilde oraya girmesini sağlamanız burada çok önemli arkadaşlar.
İkincisi bir planımız olmalı. Ransom yani çünkü o ilk andaki panikle çok büyük yanlışlar yapılabiliyor. Öncesinde gerekiyorsa testini de yaptığınız bir ransomware planınız olmalı. Yani oturup A'dan Z'ye tek tek ransom vakasından şüphelendiğimiz anda ne yapacağız diye mümkün olduğunca detaylı herkesin rolünü, görevini ve sırasını bildiği bir planınız olması ve o plandaki herkesin bu derse iyi çalıştığıyla ilgili hazırlanmanız mantıklı. İşte o biraz önce sorulan soruyu işte hangi ekibin yaptığını nasıl anlarız hızlıca? Bu sorunun cevabı orada olmalı. Bunun kim yapacak? Onun cevabı olmalı. İşte şu grupsa hangi aksiyonun alınması lazım? Bu grupsa hangi aksiyonun alınması lazım? Cevabınız orada olmalı. O aksiyonun kimin alacağı cevabının orada olması lazım. Bunu son güne bırakmamak lazım. Siz tespitlerinizi olaydan sonra nasıl gerçekleştiriyorsanız, kuruma var olan tool'lar mı, kendi tool'larımız ile mi? Hocam, çok fazla tool'lar, yani duruma göre, inceleyeceğimiz sisteme göre değişiyor ama aslına bakarsanız herkesin ulaşabileceği tool'ları kullanıyoruz. Bize en çok yardımcı olan SysInternal'ın araçları oluyor burada. Yine Tor, APT, Scanner vesaire gibi araçları kullanıyoruz. Ama ben şunu size söyleyeyim. Özellikle bir ransom saldırısı sonrası buna üşenmeyin, buna bütçe ayırmaktan da kaçınmayın. Böyle araçlar falan değil, birisi otursun tek tek şüphelendiğiniz bütün sistemleri klasör klasör, dosya dosya tarasın, baksın çünkü araçlar bir yere kadar. Şunu unutmayın, saldırganlar da sizlerin hangi araçları kullandığınızı biliyor ve zaten günün büyük kısmını bu araçlardan nasıl kaçınacakları ile ilgili harcıyorlar. Bu bir yarış arkadaşlar ve maalesef bu hep karanlık tarafın önde götürdüğü bir yarış. O yüzden evet tool'lar zaman kazandırıyor ama biz tool'ları çalıştırdık, tool'ların çıktıları temiz, oh tamam güvendeyiz diye asla bakmayın derim. Peki arkadaşlar ben katıldığınız, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki webinarlar için bu size gelecek olan formları doldurmanız bizler için önemli. Hem konu seçimi için hem neyi yanlış yaptığımız, neyi daha iyi yapabileceğimizle ilgili bizler için önemli. Zaman ayırırsanız çok sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Ransomsuz günler dilerim arkadaşlar.